Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün internet hızlandırma ve bant genişliğini düşürmeyi, daha doğrusu bant genişliğini sıfırlamayı öğreneceğiz. Fakat bunun için arkadaşlar öncelikle çalıştır yazdıktan sonra bakın çalıştırı gpedit.msc yazmamız gerekiyor. Fakat birçok bilgisayarda tamam basınca bu hata veriyor veya açılmıyor. Şimdi öncelikle bu sorunu halledelim hep birlikte. Bunun için ben size bir link vereceğim. Bu linkten yapabilirsiniz. Şimdi linki tıkladığınızda arkadaşlar böyle bir site açılıyor. Burada bakın buraya tıklayıp gerekli dosyayı indirini tıklıyorsunuz. Buradan da indire basıyorsunuz. Ben indirdim. Güvenli, herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Siz de indirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir bat dosyası. Burada sakla diyoruz ve bakın klasörde göster dedikten sonra arkadaşlar üstüne bir kere sağ tıklıyoruz ve yönetici olarak çalıştırı tıklamamız gerekiyor. Daha sonrasında arkadaşlar böyle bir komut satır açılıyor ve gördüğünüz gibi yükleniyor. Bu 30 saniye ile 1 dakika arasında sürebilir bilgisayarınızın hızına göre. Bunun yüklenmesini bekleyelim. Arkadaşlar yüklendikten sonra bakın başarılı bir şekilde yüklendi diyor. Herhangi bir tuşa basın diyor. Enter'a basın ve çıkacaktır buradan. Şimdi arkadaşlar biz internetimizi nasıl hızlandıracağımıza hemen bakalım. Arama çubuğuna gelip buradan çalıştır yazıyoruz. Daha sonrasında buraya gpedit.msc yazıyoruz ve tamam diyoruz. Şunu hemen büyüteyim. Şimdi arkadaşlar burada çok basit bir şey yapacağız. Bakın sol tarafta yönetim şablonları var. Buradan ağı tıklıyoruz yönetim şablonlarının içinden. Ve ağın içinde de arkadaşlar QoS paket zamanlayıcısı var. Bunu tıklıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi bakın ayarlanabilir bant genişliğini sınırla diyor. Burada çift tıklıyoruz. Bakın burada yapılandırılmadığı olarak işaretli durumda. Şimdi öncelikle burada etkin yapıyoruz ve bant genişliği sınırını arkadaşlar 0 yapıyoruz. Yani arkadaşlar burada şunu kazandık. %20'lik bir internet hızlanması kazandık. Ve böylece gördüğünüz gibi internetimiz hızlanacaktır. Tabii bilgisayarı yeniden başlatmayı unutmayın. Bu işlemi yaptıktan sonra. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım video işinize yarar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala destek olmak için de kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.